Buz. Annemin doğum günüydü. Ama Metin'in hediye almak için parası yoktu. Maalesef doğum günü yemeği için de parası yoktu. "Tamam oğlum," dedi annesi. "Başka zaman bir doğum günü partisi yaparız." Ama Metin o gün parti yapmak istiyordu. "Biraz para kazanıp hediye alacağım," diye düşündü Metin. Annesi işe gider gitmez Metin dışarı çıktı. Büyükler koşar adımlarda aceleyle iş yerlerine gidiyorlardı. Sokak müzisyenleri çalgı çalıyordu. Flüt çalan bir kız vardı. Diğer kız keman çalıyordu. Metin'in aklına bir fikir geldi. Koşarak eve gitti. Bir kaşık ve bir tencere aldı. Koşarak geri döndü. Sokak müzisyenlerinin yanına kaşıkla tencereye vurdu. O kadar beğendi ki oynamaya da başladı. "Dur! Bizim müziğimizi bozuyorsun!" Kemancı kız bağırdı. "Anneme hediye almak için para kazanmam gerek," diye Metin cevap verdi. "Para kazanmak için çok küçüksün," dedi flütçü kız. "Git, git, git başka bir yerde tencere çal." Metin üzgün bir halde elleriyle tencereyi tutarak gitti. Gözüne otoparkta çamurlu, kirli araba takıldı. Metin'in aklına yeni bir fikir daha geldi. Koşarak eve gitti. Tencereye su doldurdu ve eski bir bez aldı. Koşarak geri döndü ve arabayı temizlemeye başladı. Arabanın sahibi gelince şöyle der diye düşündü. "Arabam ne kadar temiz olmuş. Borcum ne kadar küçük bey." "Çekil oradan." Metin boğuk bir erkek sesi duydu. "Benim arabadan uzak dur." Metin'in önünde sinirli görünümlü iri yarı bir adam duruyordu. Metin açıklamaya çalıştı. "Doğum günü hediyesi almak için para kazanmaya çalışıyorum." "Başka bir yerde çalış," diye sözünü kesti adam. Metin kenarda durdu. Caddenin karşısında ceza yazmaktan olan bir polis vardı. Metin'in aklına bir fikir daha geldi. Polisin yanında durdu ve tencereyi sağlamaya başladı. "Buraya gelin," diye şoförlere bağırdı. "Bize para getirin." 3 araba durdu ve 3 sürücü de Metin'e bağırdı. "Burada ne yapıyorsun? Git, başın belaya girecek." Polis Metin'in omuzuna elini koydu. "Neden elinde bir tencereyle sokak ortasında duruyorsun?" Metin'e sordu. "Annemin doğum günü var," diye Metin cevap verdi. "Ben de anneme hediye almak için para kazanmak istiyorum." "Para," dedi polis memuru. "Paraya ihtiyacın yok. En değerli hediye sevgidir. Sevgi parayla alınamaz bir şeydir." Metin eve giderken polisin söylediklerini düşünüyordu. O tekrar annesine bir şey hediye etmek istedi ama ne olduğunu bilmiyordu. Aniden bir buz sacağı dikkatini çekti. Bir olukta asılıydı ve gururla güneşte parlıyordu. "Muhteşem görünüyor," diye Metin düşündü. "Bunu anneme hediye edeceğim. O böyle şeyleri çok sever." Buz sıkıca oğluğa bağlıydı. Ama Metin uğraşarak buzu kopardı. Dikkatli bir şekilde annesinin hediyesini tencereye koydu. Metin eve giderken polis önünde geçiyordu.
annem için hediyem var. Tencerenin içindeki göstererek dedi Metin. Polis ona tebessüm ederek elini salladı. Metin eve gelince buz parçasını buzdolabına koydu. Sonunda annesi eve geldi. Çok yorgunum dedi. Hadi akşam yemeğini yiyelim ve sonra yatalım. Hiç konuşmadan Metin masaya iki mum koydu. Mumların arasında bir büyük tabak içinde buzu getirdi. Bu ne? Diye annesi sordu. Bu benim sana doğum günü hediyemdir. Diye gururlu bir şekilde Metin cevap verdi. Annesi buzu dikkatle elinde aldı ve yalladı. Çok lezzetli. Dedi ve gülümsedi. Daha sonra buzu iki parçaya böldü. Bir parçasını kendi tabağına, diğer parçasını da Metin'in tabağına koydu. Metin ve annesi beraberce akşam yemeğini yediler ve sonra buzlarını yalladılar. Çok teşekkür ederim, dedi annesi. Bu aldığım en lezzetli, en güzel doğum günü hediyesi oldu.